Tabikün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Ben gelir mi alacağım? Abi işte onları kes. Mesleği açık göz bilem olarak 1982'den beri Karabük Ulu Camii'nin altında var iş yerimiz. Benim baba mesleğim. Biz babamızdan öğrendiklerimizi daha ileriye, ileriki nesillere taşımaya çalışıyoruz. Ben 20 senedir yapıyorum. 2000'den beri ben devraldım babamın bayrağını. Babam da yine boş duramıyor tabii. O da Safranbolu'da da şubemiz var. O da orada devam ediyor. Benden sonra da oğlum var. İnşallah o boş zamanlar üniversite okuyor. Boş zamanlarında o da yardıma geliyor bana. Bizim bu bıçak işine başlamamız bileme üzerine yıllardır var. 37 senedir var zaten. Şimdi imalat üzerine yoğun bir talep oldu 2016'da arkadaşlarımızdan. Biz de bir kampçıyız hem aynı zamanda. Kamplara gittiğim zaman bıçak olmazsa olmazdır. Oralarda yoğun ilgi vardı zaten bıçağa. Bu şekilde bir imalata başladık, deneme yaptık birkaç defa. Sağ olsun arkadaşlarımız da beğendiler. Türkiye'nin değişik illerine aşağı yukarı çoğu iline buradan bıçaklarımızı, Karabük'ten bıçaklarımızı gönderiyoruz. Yurt dışına da, Almanya'ya da gönderiyoruz. İstek olduğu sürece de göndermeye devam edeceğiz. Bürokratlarımıza da hediye olarak almak isteyen iş adamlarımız oluyor. Normal vatandaşlarımız oluyor. Onları da karşılamaya çalışıyoruz. Şimdi polis özel harekat ve jandarma özel harekatın istekleri olursa onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sipariş verdiklerinde de en kısa sürede yapmaya çalışıyoruz. Bizim Karabük'ten çıkması bizim için bir onur duyuyoruz biz bu işten. Bizim bıçaklarımızla gidiyorlar Afrin'e, Suriye'ye gibi değişik operasyonlarda. Bellerinde bizim bıçaklarımızın olmasından ben gurur duyuyorum. Bıçak kullanımında çeliği Denizli ve İstanbul'dan alıyoruz. Öncelikle Denizli'den alıyoruz, yatağın ilinden alıyoruz çeliğimizi. Sap olarak manda boynuzu, geyik boynuzu, değişik ceviz, şimşir ağacı, dut ağacı gibi değişik malzemelerden saplarını yapıyoruz. Bıçak fiyatlarının alt limit 75 liradan başlıyor. Üst limitte müşterinin isteğine göre değişik fiyatlara çıkabiliyor. Ortalama 1000-1500 gibi rakamlara bir bıçağı mal edebiliyoruz. Buradan gelen çırak yok, yetişmiyor zaten. Her meslekte olduğu gibi kaybolmaya yön tutmuş bir meslek. Ama devam ettirmeye çalışıyoruz. Gençlere ve okuyan öğrenci arkadaşlarımıza da buradan mesajım olsun. Ellerinde bir altın bilezik, yani herhangi bir sade bir bıçak işi için değil, herhangi bir meslek de olabilir bu. Ellerinde bir meslek olsun. Yarın bir gün boş zamanları olsa bile onu o şekilde değerlendirebilirler. Tamam, o zaman yarın olsun madem ya. Sıkıştırmayalım onu. Yaparsan tamam hani...
Fark etmiyor ki, o aynı listelerin olmuyor normalde ya.